dip dalga deniyor ya, dalganın boyutu ölçülemez. Sandıkta bu vatandaş gereken dersi, özellikle Cumhur İttifakı'na, AK Parti'ye başta olmak üzere gereken dersi sandıkta, sandık önüne geldiğinde verecek. O kadar net söylüyorum bunu. Bakın, Konya'da AK da Parti'nin yani içinde uzun yıllar siyaset yapmış bir kardeşiniz olarak söylüyorum. AK Parti seçimlere girdiğinde hiçbir zaman vatandaşın cebiyle ilgili bir sıkıntı yoktu. Ekonomik anlamda bir sıkıntının olduğu süreçte seçimlere girmedi ve bir takım algı hareketleriyle, işte Van Münütti ve benzeri bir takım seçim zamanlarındaki yapılan çalışmalarla vatandaşın oyunu tercihine kendisine doğru aldı. Ancak bugün tam tersi bir durum var. Vatandaş da şu an, vatandaşın cebi yanıyor. Vatandaş evine ekmek götüremiyor. Bu gerçektir. Evine ekmek bunun işsizliğin olduğu bir yerde, işsizliğin zirve yaptığı bir yerde insanlar iş bulamıyor. Esnaf gidiyorsunuz dükkanını kapatmış, kirasını ödeyemiyor, borçlarını ödeyemiyor. Artık emanet paralarla akşam evine ekmek götürmeye çalışan esnafımız var. Peki günü geldiğinde ya bunlar oldu geçti artık AK Parti'de tekrar bir ümit varım diye bir şey söz konusu efendim, değil. Efendim şunu da sormak. Aslında baktığınız zaman Emre Bey, AK Parti'den de içinde olan arkadaşlarımız, gerek AK Parti'nin yöneticileri, il ve ilçe yöneticileri, gerekse bir kısım milletvekili arkadaşlarımız da aynı şeyleri söylüyorlar. Rahatsızlıklarını birebir de dile getiriyorlar. Ancak bunu kamuoyu önünde, toplum önünde maalesef söyleyemiyorlar. Liyakatin olmadığı bir insanın 13 ayrı koltukla temsil edildiği bir yerde buna hangi vicdan dayanır? Türk Hava Yolları'nın genel müdürünün, yönetim kurulu başkanının 13 tane koltuğu var. Yani her gün birine uğrasa 13 gün geçer. Bunu yönetmek mümkün müdür? Eskiden bir yasal sınır vardı. Dedikleri gibi bunun yasal sınırı vardı. Ancak bugün yasa var mıdır, yok mudur, yasal sınırlara uyuluyor mu? Gerçekten muamma. Eyvallah. Baktığınız zaman yani insanüstü bir herhalde zeka ve çaba içindeler ki bir kişi 13 ayrı koltuğu işgal edebiliyor. Anlamakta zorlanıyorum.